Merhaba, ben Doktor Burçin Kulukçu, Rumatem Kocaeli Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün size tortikolis, boyun eğriliği rahatsızlığından bahsedeceğim. Tortikolis daha çok yeni doğan döneminde karşılaştığımız rahatsızlıklardan biri. İki sınıfa ayrılır, doğumsal, konjenital dediğimiz ve edinsel, sonradan kazanılmış rahatsızlık şeklindedir. Konjenital tortikolis yeni doğanların genelde 2-4 haftalık bir süreçten sonra fark edilen boyunda eğrilik rahatsızlığı şeklindedir. Boyunda eğrilik dediğimiz daha çok etkilenen kısım, boyundaki her iki tarafta yer alan SCM kasının etkilenmesi nedeniyle boyunun o tarafa doğru eğilmesi ve yüzün karşı tarafa dönmesi şeklindedir. Bu genellikle anneler tarafından hemen fark edilir ve genelde bir uzmana başvurulur. Ayrıntılı bir muayene şarttır. Muayenede genelde bu SCM kası üzerinde eğre gelen bir şişlik fark ederiz. Bu da daha çok oradaki kasın anne karnındaki süreçte kısalması ve orada bir fibroz dokunma oluşması nedeniyledir. Yeni doğan döneminde çok hızlı bir şekilde germe, rom egzersizleriyle tedavi edilebilir ve çok iyi sonuçlar alınır. Mutlaka 6 aya kadar bu bebeklerin bir değerlendirmeden geçmesi gerekir. Çünkü eğer geç kalınırsa %asimetre, %1 deformite gelişebiliyor. Ve ileriki dönemde de eğer bu kas egzersizlerle uzatılıp gerilmezse cerrahi tedaviye kadar gidebilir. Yeni doğan dönemindeki tortikolis hastalığına baktığımızda bu SCM kasından başka yine boyundaki omurgaların dizilim bozukluğu, yine bu omurganın doğumsal defekti ya da oradaki sinirlerden herhangi birine bir bası, doğum travması sonrasında kola giden sinirlerin yaralanması gibi başka bulgular da eşlik edebilir. Bunun için mutlaka bir uzman tarafından muayene edip ayrıntılı tetkiklerin yapılması gerekir. Sonradan edinilen kazanılmış tortikolise baktığımızda onlarda daha çok daha büyük yaş grubundaki çocuklarda görüyoruz. Bunların da ani geliştiği için genelde bir uzmana başvururlar. Ve bu ayrıntılı tedavisi ve değerlendirilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Yine çocuklarda travma sonrası boyundaki omurgalardan birinde zedelenme ya da ki kola giden sinirlerde zedelenme olabilir. Yine aynı şekilde eşlik eden bir ateş, boğaz ağrısı, boyunda şişlik şikayetleri de varsa retrofaringeal abse dediğimiz boğazın iç kısmında meydana gelen abse ve bu genelde hayati tehdit edici bir sıkıntıdır. Acilen değerlendirilmesi ve cerrahi olarak boşaltılması gerekir. Ve yine dediğim gibi sonradan kazanılmış boyunda eğrilik şikayetlerine baktığımızda nörolojik rahatsızlıklar da eşlik edebilir. Bu çocuklarda mutlaka ayrıntılı bir nörolojik muayeneden geçirilmelidir. Eşlik eden diğer rahatsızlıklar yönünden incelenmelidir.